Ameller mükafatına göre 5 kısımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Ameller karşılıklarına göre 5 kısımdır. Karşılığı bir misli olan, vacip kılan, karşılığı 10 misli olan, karşılığı 700 misli olan ve sevabını Allahu Teala'dan başkasının bilmediği ameller. Karşılığı bir misli ameller, bir kimse bir günah işler, onun karşılığında bir günah yazılır. Bir kimse hayırlı bir amel işlemeye niyet eder, fakat işleyemezse ona da bir sevap yazılır. Vacip kılan amel, Allahu Teala'dan başka hiçbir şeye ibadet etmeden, şirk koşmadan Rabbinin huzuruna varan kimseye cennet vacip olur. Allahu Teala'ya şirk koştuğu halde Rabbinin huzuruna varan kimseye de cehennem vacip olur. Karşılığı 10 misli olan amel, kim bir hayır işlerse karşılığı 10 mislidir. Karşılığı 700 misli olan amel, Allahu Teala yolunda hizmet eden veya onun yolunda infak eden, malını harcayan kimseye 700 sevap yazılır. Sevabını Allahu Teala'dan başkasının bilmediği amel oruçtur. Ebu'l-Leys Semerkandi, Tenbihül Gafilin. Biliyor muydunuz? Bir kimse farz namaza başlar da cemaatle namaz kılınmaya başlanırsa, yani ilk rekatı secde ile bağlamadan namazı bozarak imama uyar. İki rekatın secdesine varmışsa kıldığı namaz 4 rekatlı olduğu takdirde 2 rekatı tamamlayarak imama uyar. Üçüncü rekatın secdesini yapmışsa namazını 4 rekat olarak tamamlar. Yalnız sabah namazı bundan müstesnadır. İkinci rekatın secdesine varmadıkça namazı bozarak imama uyar. İkinci rekatın secdesine varmışsa namazını tamamlar, imama uymaz. İbn Abidin, Reddül Muhtar, sayfa 109, 10 Ağustos Mevlana takvimi.